Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir mercek programıyla daha karşınızdayız. Seçim sonuçlarına yapılan itirazlar evet devam ediyor. Biz bugün mercek programında Muş'ta yapılan itirazları değerlendireceğiz. Günlerdir Muş'ta aslında HDP'nin yapmış olduğu itirazlar var. Bu itirazlar kabul olmuyor. Sırrı Sakık seçimin yeniden yenilenmesini istiyor. Çünkü halkın iradesinin gasp edildiğini ileri sürüyor. Muş'ta olanları ve Sırrı Sakık'ın sesini çok fazla duyamadık. Çünkü gündemde İstanbul ve Ankara seçimlerine yapılan itirazlar var. Kimse Muş'un sesini pek duyamadı. Biz Özgürüz olarak tabii ki Muş'a da uzanacağız. Muş'ta Sırrı Sakık'ın vermiş olduğu mücadelenin detaylarını öğreneceğiz. Muş'a gideceğiz. Sırrı Sakık'la seçim günü olanları, seçimden sonra yaşananları ve şu andaki mevcut durumu konuşacağız. HDP'nin Muş Belediye Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık telefonumuzun ucunda. Sırrı Bey merhaba. Merhabalar, selam, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, Türkiye 31 Mart'ı geride bıraktı. Fakat itirazlar, tartışmalar devam ediyor. Fakat galiba diğer illerdeki itirazlar ve tartışmalar biraz İstanbul'un gölgesinde kaldı. Doğru. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da direnirken sizler de Muş'ta direniyorsunuz. Muş'ta neler oluyor? Valla Muş'ta neler oluyor? Yani biz aslında çok yorgun bir seçim iklimini geride bıraktık. Çok da baskılarla karşı karşıya kaldık ama seçim günü bu yani sıkı yönetim ruhu yeniden seçim günü bu şehirde hayat buldu. Yani şu anda hala bir il seçim kurulundayım şu anda. Her taraf kuşatılmış. Yani böylesi bir baskı altında bir seçim iklimi yaşandı. Ama daha sandıklar açılmadan öncesinden davul zurnalarla seçim zaferi kutlandı. Seçim sandıklar açıldığında biz ciddi şekilde önde olmamıza rağmen kutlamayı onlar yapıyorlardı. Ve sonrası İstanbul ve Muş'un verileri Yüksek Seçim Kurulu'na ulaşmadı. Biz gecenin geç saatlerine kadar bütün yani il seçim kurulunda, ilçe seçim kurulunda olmamıza rağmen verilerin hiçbirini almadık, alamadık biz. Sonrası bizim mesela 2 gün dijital verilerin Yüksek Seçim Kurulu'na ulaştırılmadığını tespit ettik ve burada ciddi sıkıntıların olduğunu. Şimdi 2500 civarında oy geçersiz sayılmış. Bizim 4 tane itirazımız var. Bu itirazlarda elimizde önemli doneler var. Oylarımızın başka siyasi partilere yazıldığına dair ve 103 sandıkta biz maddi hatalar tespit ettik. Bunları sunduk ve bir beşinci itirazımız da ya çok şaibeli bir şey yaşandı ve seçimin yenilenmesi gerektiğini söyledik. Seçimin yenilenmesi gerektiğini söyledik ama merkez ilçe seçim kurulu bunların hiçbirini dikkate almadı ve şu anda il seçim kuruluna yapılan itiraz il seçim kurulu toplantı halinde biz de bunları bekliyoruz. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Biz burada açık ilan ediyorum. Hakkımız olmayan bir şeyi talep etmiyorum. Ve bu hakkımız olmayan bir seçimi yani belediye başkanı değil altın koltuk olsa biz dönüp tenezzül etmeyeceğimizi kamuoyundan paylaşmak istiyorum ben. İkincisi bu saatten sonra eğer itirazlar sonucu bu bize verilirse dahil bakın yani çok haklı olduğumuzu bu kadar şaibeden sonra ben seçimi kabul etmeyeceğimizi yani bize verilecek seçimi kabul etmeyip yeniden halkın iradesine başvurmamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü 2014 yılında Ağrı'da bunu Tam yapmıştık. da Biz onu haklı olduk. soracaktım. Siz bu aslında Evet. Ağrı'da da mücadele ederek kazanmıştınız. Tabii sonra kayyum atandı ama benzer bir süreci de şu anda Muş'ta yaşıyorsunuz. Doğrudur. Doğrudur. Biz Ağrı'da seçimleri almıştık. Ağrı'da da seçimlere hile karıştırmak istediler. Ben de çıktım. Hiç gerek yok hile mile yeniden bir seçime gidelim. Şimdi Ağrı'daki yaşanan süreç Muş'ta da yaşanıyor. Onun için
bugün açıklama yaptım, medyada da yer aldı. Bu saatten sonra bize iade de edilse bu hak, biz bunu reddedeceğiz. Çünkü bu kadar şaibeli bir seçimin kim olursa olsun artık orayı iyi yönetemeyeceğini, onun için yeniden halkın iradesine başvurmakta büyük yarar vardır. Biz hazır olduğumuzu söylüyoruz, hakkımızı istiyoruz. Bu hakkımızı bakın kamuoyuna duyuruyorum buradan. Yani bize belediye verilirse bu sayımda da haklı olduğumuzu da söylüyoruz. Buna rağmen seçime gitmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz. Şimdi Sırrı Bey, dönüp baktığımızda aslında AKP'nin itirazları kabul edilirken özellikle HDP'nin itiraz ettiği hiçbir yerde itirazlar kabul edilmiyor. Şimdi adalet, evet, herkes için talebi var. Bu adalet neden HDP söz konusu olduğunda öteleniyor? Konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. Evet, vahim olan zaten bu. Bakın Türkiye'nin dört bir tarafında neler yapılıyor? Dört bir tarafında yani binlerce farkın olduğu İstanbul'da, Kars'ta, Iğdır'da, efendim Siirt'te, birçok yerde AKP'nin ve MHP'nin kaybettiği yerlerde yargıçlar hemen lehlerinde karar veriyor. Şimdi biz bunların Türkiye'de emsal teşkil etmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama ne yazık ki sorun biz olduğumuzda, arada 3 oy olsa, 300 oy olsa bunların hiçbiri bir şey ifade etmiyor. Ama birkaç bin oydan kaybettikleri yerlerde yargıçlar bunların lehine karar veriyorlar. Bu da ülkedeki hukukun nasıl çifte standart içerisinde işlendiğinin de bir göstergesidir. Biz hukuk herkese, hepimize lazım. Biz hukukun ve huzurun kentini yaratmaya çalışıyoruz, ülkesini yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi buradaki mücadelemiz de hukukun hayat bulmasıdır. Yoksa benim açımdan belediyenin canı cehenneme. Hı-hı. Ama bu halkın iradesi bu şekilde yansıyorsa herkesin bu halkın iradesine saygı göstermesi gerekir. Bizim mücadelemiz bir hukuk mücadelesidir. Bu hukuk herkese gereklidir ve bu ülkede çifte standartların ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Mücadelemizi de bu noktada sürdürüyoruz. Muş'ta genel hava nasıl? Muhakkak ki yurttaşlar oy verdikten sonra sizlerin onların oylarının takipçisi olmanızı isteyerek aslında oyları veriyorlar ve siz de bunun takipçisisiniz. Genel olarak evet. Muş halkı bu muallak duruma, henüz netleşmeyen flu durum için ne düşünüyor? Oradaki insanların ruh hali nasıl? Vallahi ben sokaktayım. Hı-hı. Sokakta biz varız. Halkın vicdanında biz varız. Benim de kaderimi hep seçimler, 4 seçimdir aynı şekilde. Yani daha önce 2007 milletvekili seçimleri, 2011 milletvekili seçimleri, 2014 belediye başkanlığı ağırı. Bu süreç, böyle bir süreç yaşanmıştı. Yani hep böyle bizim kaybettiğimizde sonrası bizim haklı olduğumuz ortaya çıkmıştı. Şimdi yıl 2019, yine 31 Mart ve Muş'tayız yine. Yani her seçim olduğu gibi yani seçim kurulundayız ama halkın yüreğinde vallahi biz varız. Ama kenti kanatmak istiyorlar. Ben asla buna müsaade etmem. Birçok şey yani hiçbir gerekçe olmadan ya olağanüstü hal uygulamanın ne anlamı var? 15 günlük sıkı yönetimin ruhunu uygulamaya hiç kim... Biz bu kentin hukukunun hayat bulmasını istiyoruz. Olması gereken budur. Yoksa alem kulemlerle sandıklarda halktan oy almayıp sonra sandığa hile yaparak buralarda yöneticilik yapılmaz, buralarda idarecilik yapılmaz. O zaman seçim yapmamıza hiçbir gerek, anlam yok. O zaman diyelim ki kardeşim nasıl olsa ülke olağanüstü hal uygulaması, bu ülkede şey var, kanun hükmünde kararname var. İşte nasıl kayyum atılıyorsa bir belediye başkanı adayı gelsin kenti yönetsin. Diğer partiler katılmasın. Şimdi hem demokrasiden hem seçimden halkın iradesinden bahsediyorsak evet. O zaman halkın iradesine saygılı olmalıyız. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce yine kayyum imalarında bulundu. Bu sefer sadece HDP'li belediyeler için değil, özellikle Ankara için, Mansur Yavaş için de kayyum imasında bulundu. Siz Ağrı'da da benzer bir mücadele yaşadınız, hakkınızı savundunuz ve sonucunda Ağrı Belediye Başkanı oldunuz. Şimdi aynı mücadeleyi Muş'ta yürütüyorsunuz.
kazandığınız zaman tekrar bir kayyum atanabilme ihtimali var mı sizce mevcut şu andaki Valla HDP belediye başkanlıkları içinde? bu benim sorunum değil. Yani bu ülkenin kayyumlarla, bu ülkenin olağanüstü hal uygulamalarıyla yönetilmeyeceğini Sayın Cumhurbaşkanı da gördü. Biz gerçekten hukukun ve huzurun ülkesini istiyoruz. Biz gerçekten halkın iradesinin hayat bulmasını istiyoruz. Bütün kavgamız da bu. Yani bir ömür sürekli hukuk mücadelesinde geçti. Yani şimdi bu topraklarda herkesin hukuka ihtiyacı var. Hukukun eşit şartlarda işlemesi. Siz elinizdeki gücü acımasız bir silah gibi insanlara karşı kullanamazsınız. Bunun adı demokrasi olmaz. Yani o zaman seçimlerin biraz önce de söylediğim gibi bir esprisi olmaz. Eğer seçim yapıyorsanız halkın iradesine saygı göstereceksiniz. Yok, kayyum mu atayacağım bilmem. Ama sizin sorununuz. Biz hukukumuzu yani sonuna kadar savunuruz. Sonuna kadar halkımızın bu konuda göstermiş olduğu o iradeye saygı duyarız. Ama gerisi sizin bileceğiniz iştir. Yani hukukun ülkesini mi tercih edersiniz? Kayyumun ülkesini mi? O konuda da siz yani ülkeyi yönetenler karar verecek ama böyle bir haklarının olmadığını ilan edeyim. Biz hepimiz bu ülkede barış ve kardeşlik içerisinde var olan sorunlarımızı insanı temelde, hukuk temelinde çözmek istiyoruz. Bu kadar net söylüyorum. Seçim günü işte Kürt illerinden görüntüler geldi. Şırnak'tan, Muş'tan, Van'dan pek çok yerde askeri araçlar gördük. Aslında silahların gölgesinde bir seçim yapıldığı hissiyatına kapıldım ben. Evet. Muş'ta durum neydi? Valla en çok baskının yaşandığı kent Muş'tu. Hala da o abluka devam ediyordu. Yani özel timler, sandık başında yani ne derler uzun namlulu silahlar, bilmem baskılar. Herkesin buna tanıklık ettiğini bütün Muş halkı da biliyor. Yani üzülüyoruz. İnsan kendi ülkesi adına üzülüyor. Yani bir demokratik seçimde bu kadar baskıların olmasına bir anlam veremiyoruz işin doğrusu. Yani bu baskılar hep devam etti. Geçmişten bugüne kadar bütün sorunları böyle çözmeye çalıştılar ve sonuç almayı da bu şekilde hedeflediler. Ama bunun kimseye bir yararı yok. Küçük iktidarlar uğruna bu ülkenin geleceğini kimsenin heba etmemesi gerektiğini söylüyorum Aslında dönüp baktığımız zaman kayyum ben. atanan Kürt illerinde çıkan Bak sonuçlarda hemen yanı başımda bir anne geçiyor. Kara çarşaflı ve parmaklarını kaldırıyor. Allah senin hakkını bunlara koymasın diyor. Bakın sokağın sesi Ne bu. kadar güzel, ne mutlu Ben size. emin. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, var Sırrı mı Bey, sorunuz? tabii, hem sizi bulmuşken açıkçası kolay kolay da bırakmayı düşünmüyorum. İstanbul'daki seçim itirazlarına muhalefetin, sokağın, medyanın sesi biraz daha görünür oldu. Evet. Fakat Muş ve HDP söz konusu olunca medyada bunu çok görmüyoruz. Var mı iletmek Evet. istediğiniz bir mesaj? Yani Türkiye Vallahi şunu İstanbul'dan ibaret söyleyeyim. değil mi? Benim evet şunu söyleyeyim size. Aslında bu ülkede iktidar sorunu yok. Muhalefet sorunu var. Muhalefet görevini yapmadığı için bu acıları çekiyoruz. İstanbul'daki haksızlıklara karşı direnen o kesimler ama sorun bu coğrafyadaki iller olunca burada biz olunca ki herkes körler ve sağırları oynuyor. Böylesi bir anlayış olamaz. Onun için aslında çaresizlikten dolayı şunlara destek sunuluyor ama emin olun bunların tarumar olması lazım. Bunlar Türkiye'deki muhalefete, Türkiye demokrasi güçlerine öncülük edebilecek noktada değiller. Bunlar çifte standart içerisindeler. Evet İstanbul'da demokrat, Ankara'da demokrat ama Muş olunca, Şırnak olunca, başka bir kent olunca buraya gözlerini kapatıp sırtını dönmeye çalışıyorlar. Şimdi çok ilginçtir ya, bütün seçim akşamı sonuçlara bakıyorsunuz. Dönüp İyi Parti'ye bilmem kime teşekkürler eden Kılıçdaroğlu. Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi ya? Yani size oralarda şu kadar destek sunulmuş ve şu kadar kentler alınmış. Bu kentler ne için insanlar size oy vermiş? Türkiye'nin demokratikleşmesi için.
Ama siz demokratikleşme adına bir laf edemiyorsanız demek ki bu ülkede aslında bir muhalefet sorunu vardır. Sırrı Bey, son olarak bundan sonraki süreç nasıl işleyecek, ne yapacaksınız? Vallahi bundan sonraki sürecimiz de merhabalar Selam. Bundan sonraki sürecimiz de biz hukuku bütün yani hayat bulması için sonuna kadar zorlayacağız. Diliyoruz hukuk bu konuda yani gerekeni yapar. Hepimiz rahat bir nefes alırız. Başka da yapılabilecek yok. Biz hukuku sonuna kadar yani yasal ve anayasal hakkımız olan her şeyi sonuna kadar zorlayacağız. Yapabileceğimiz de budur. Çok teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz ben, bilgiler için. Çok selam, sevgiler, görüşürüz. Sevgiler, saygılar bizden. Sağ olun. Özgürüz dinleyicileri, Muş, HDP'nin Muş Belediye Eş Başkan adayı Sırrı Sakık'la telefondaydık. Evet, konuşmamızın başında da söylediğim gibi 31 Mart'ı geride bıraktık. Sancıları devam ediyor. Türkiye'nin gözleri İstanbul'a ve Ankara'ya kilitlendi. Özellikle İstanbul'da seçim sonuçlarına itirazlar var. Sayımlar devam ediyor. Düello şeklinde iktidar tarafından ve CHP tarafından sürekli ard arda açıklamalar geliyor. Ama seçim sonucuna itiraz edilen bir yerde Muş'tu. Sırrı Sakık günlerdir orada direniyor ve seçimlerin yeniden yapılmasını talep ediyor. Hatta şunu söyledi: eğer biz kazandık, HDP kazandı deseler bile biz yeniden seçimin yenilenmesini talep edeceğiz dedi. Biz özgürüz olarak mikrofonumuzu Türkiye'nin her tarafında adaletsizlik olan her yöne yöneltmeye çalışıp oradaki insanların sesi olmayan insanların sesi olmayı sürdüreceğiz tabii ki ve Sırrı Sakık'la konuştuk. Oradaki mevcut durumu, yaşadıklarını, yaşanan haksızlığı, Muş'taki durumun çok fazla gündeme gelmemesini ve aslında Türkiye'de iktidar değil muhalefet sorunu var diyerek de muhalefetten destek almadığını da sitemkar bir şekilde dile getirmiş oldu. Evet, bugünkü mercek programımızda aktaracaklarımız bu kadar. Yarın mercek programında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.